Valla bugünkü maçın etkili oynadık. Özellikle oyun başında ve ilk yarının sonuna kadar. Belki pas sayımızı biraz aşağı çektik ama daha etkili ve direkt paslar kullanarak rakip kaleye daha hızlı hücum ettik. Burada tabii ön alanda oynayan oyuncularımızın hareketliliği önemliydi. Özellikle rakibimizin tek hatta kaldığını bildiğimizden aradaki boşlukları değerlendirdiğimizi düşünüyorum. 23 tane şut atmışız. Bu çok önemli bir rakam. 18 içinde de 30'un üstünde buluşmuşuz topla. Demek ki biraz daha becerili olabilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi ama netice olarak 3 puanı almak önemlidir. Hele hele ilk maçta. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Transfer konusuna gelince, Okay konusuna evet öyle bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik. İstiyoruz da. Ama sanıyorum bildiğim kadarıyla daha doğrusu Celta Vigo takımın pek bırakma niyeti olmadığı düşüncesindeyim. Şu anda öyle bir şeyin olması söz konusu değil. Defansif oyuncu mu dediniz? Ben anlamadım. Evet, defansif orta saha. Kim dedi defansif orta saha? Yani genel olarak yorumcuların ve kampanyanın beklediği, taraftarların da beklediği. Yorumcuların dediğine göre mi biz transfer yapacağız? Yani ben öyle bir şey demedim de onun için hayretime gitti. Orta saha, tamam ama... 6 numara hocam, defansif orta. Arkadaşlar biz başkalarına göre transfer yapmıyoruz. Biz orta sahanın her yerine arıyoruz. Öyle o zaman iş başka bir şekil alır. Başka sorun. Biz zaten 10 numarayı da geri gelirse 8 numarayı da 6 numara oynatıyoruz Taylan gibi zaten. Emre Kılınç da iyi oynadı. Özellikle Emre'nin direkt ve defans arkası koşulları da bizim için çok faydalı oldu. Attığı gol de zaten çok şıktı. Bunun sonucunda Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Gerek fizik açısından gerekse teknik anlamda her gün de kendini geliştiriyor. Demin kastettiğim oydu zaten. Bildiğimiz Taylan bizim 10 numaraydı. Ama şu anda hem 6'yı hem 8'i. Yeri gelirse onu 4'e de 5'e de koyuyorum ben. Dolayısıyla her tarafta oynayabilecek bir genç kazandığımız için de çok mutluyum. Belanda da bugün çok koştu, çok mücadele etti. İyi oynadı. Orta sahamızdan ilk yarı olarak memnunum. Daha da iyi oynadılar. İkinci yarı biraz düştüler ama oyuncu değişikliklerle onu kapattığımız düşüncesindeyim ama tüm takım olarak hepsini tebrik ediyorum. Arda, evet dediğiniz gibi benim hem şifaen hem yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncuydu. Çok da iyi oynadı bana göre. Çok istekli. Çok mutlu her halinden belli. Mutlu insanlar da iyi performans verirler. Çok memnunum Arda'dan. Gol de yapabilirdi. Golleri de attırabilirdi ama 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine gelip top kazanabilmek, o mücadele yapan bir Arda'yı görmek ne kadar özlediğini topu ne kadar özlediğini, futbolu ne kadar özlediğini en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum tabii. Belki olağanüstü işler yapmıyor şu anda ama dediğiniz gibi o süreyi düşünecek olursak bana göre çok da
iyi bir başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak inşallah. Açıkçası tabii gider gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta hele son yıllarda her an her şey olabiliyor. Her kulüpte her şeye hazırlıklı olmalıdır zaten. Belanda bizim önemli bir oyuncumuz, kıymetli bir oyuncumuz. Gitse de gitmese de demin de söyledim. Ben havalanda karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş oyuncuları Galatasaray olarak en iyi şekilde yolcu etmeyi, ne bileyim, ona sevgi göstermeyi ve yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemlidir. Belanda şartlar ne olursa olsun şu anda iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. Yani yarın ne olur bilemeyiz profesyonel hayatta. 5 Ekim'e kadar bir sürü şey olabilir. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Ama şu bir gerçek ki ben oyuncularımı teknik manada anlamak zorundayım, hazırlamak zorundayım. Yani bizim antrenörlerin işine benziyor bu. İşte bir küçük valiz vardır. Her an gidecekmiş gibi bir büyük valiz vardır. Çok uzun kalacakmış gibi. Profesyonel hayatta böyle bir şey.